Metropol'den merhaba. Josephine'in gördüğüyle başlıyoruz. Amerikalı fotoğrafçı Josephine Powell'ın 30 bin karelik arşivinden derlenen Josephine'in gördüğü isimli sergi izleyiciyle buluşuyor. Josephine Powell, Anadolu seyyahlarının sonuncularındandır. Sanatçının Anadolu'yu gezerek çektiği fotoğraflar, alanındaki en zengin ve nitelikli koleksiyonlar arasındadır. Yılında doğan Josephine Powell, 1946-52 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı mültecilerinin yeniden yerleştirilmeleri için çalıştı. Bir Batı Moğolistan aşireti olan Kalmıkların Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmen olarak yerleştirilmesi için çalıştı ve bunda başarılı oldu. Böylece Kalmıklar kendisine Kalmıkların Anası unvanını verdi. Sanatçı 1952 yılında Roma'ya taşınır ve serbest fotoğrafçı olarak çalışmaya başlar. Önceleri sanat ve mimari fotoğrafları çekerken daha sonra insana odaklanır.
Sanatçı arabasını atlayıp İran, Afganistan, Kuzey Afrika, Türkiye, Bulgaristan, İtalya gibi birçok farklı ülkeye gider ve yüzlerce fotoğraf çeker. Fotoğrafları kitaplarda yer alır ve bu bölgelerdeki mimarinin görsel belgeleri olarak kabul edilir. Mevsim kışa dönende, göçler yola düşende. Pavel yolculukları esnasında kendisine arkadaşlık edecek bir insan ya da köpek, kuş gibi bir hayvan mutlaka yanına alır. Arkadaşıyla birlikte bozkırları aşar, göçmenlerle tanışır, köy ve kasabalara gider. Düşende, kirpik göze süzende, gözleri göç alır. Göç gözlü göçer kız, bakışları hançer kız. Yurdu yuvası yasaklım, sürgünlükten açar kız. Yurdu yuvası yasaklım, sürgünlükten açar kız. Joseph Pavel Türkiye'ye ilk defa 1955 yılında Bizans mozaiklerini fotoğraflamak için gelir. Sanatçı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Anadolu'yu gezmesine izin verilen ilk yabancı fotoğrafçıdır. Göğsümde uçları açık, yaralar bırakır. Çadır kurar, od yakarım, külümde korular saklarım. Gözümde uçları açık, yaralar bırakır. Göç gözlü göçer kız, sürgün bölük pörçük kız. Yurdu yüreği talanılın, sürgünlükten beter kız. Yurdu yüreği talanılın, sürgünlükten beter kız. Sanatçı seyahatleri esnasında çeşitli objelerin hangi amaçlarla ve nasıl yapıldıklarını fotoğraflar ve inceler. Gerçekte neyin daha önemli olduğunu pek bilmediğimden gördüğüm her şeyi topladım. Sadece köydeki ayakkabıları değil, ayakkabıcının son ürünlerini, tezgahını, derilerini, iğnesini, ipliğini ve sadece ayakkabıcıyı değil, onun ailesini, evini, ahırını, ahırdaki yeni doğmuş ineğin boynundaki nazarlığı da fotoğrafladım. Tutulmuş, yurdu yuvası yakılmış, ateşten dili tutulmuş, gelirken külün getirmiş, savrulup duruşu onda. Gelirken külüyle gelmiş, savrulup duruşu onda. Yüzünde çığlık çizgisi, gözleri isyan ezgisi, yüreği sürgün gizlisi. Pavel'dan 1970'li yıllarda Anadolu kilimleriyle ilgili bir kitap için araştırma yapması istenir. Pavel İstanbul'a gelir ve araştırmasına başlar. Kapalı çarşıya gider, ancak kendisine kapalı çarşıda yeterli ve doğru bilgi verilmediğini fark eder. Bunun üzerine kendisi Anadolu'ya gider ve orada araştırmaya başlar. Duruşu onda. Pavel, kilimlerin kaynağı olan göçebelere ulaşmasını şöyle anlatır. Yağmurlu bir sonbahar öğle sonrasında ilk kez bir göçer çadırı buldum. İçeride çok güzel dokunmuş kilimler ve düz dokuma yaygılar vardı.
Bunu izleyen seyahatlerimde göç eden grupları, yeni yerleşmiş göçer topluluklarını ya da pek çok kuşak önce yerleşik düzene geçmiş eski göçer köylerini ziyaret ettim. Beni ve rehberimi çadırlarında ya da evlerinde ağırladılar, cömertçe doyurdular ve sayısız sorularımızı yanıtladılar. Kahır dolu, kendi içinedir yolu. Yaşamları kahır dolu, kendi içinedir yolu. Omuzdan düşmüştür. Joseph Powell'ın Anadolu kilimleriyle ilgili araştırması giderek tam zamanını almaya başlar. Konu derinleştikçe sanatçının ilgisi artar. Ve sanatçı sonunda kilimlerin desenlerinin dağılımının aşiretlerin göçleriyle ilintili olduğunu fark eder. Yüzünde çığlık çizgisi, gözleri isyan ezgisi, yüreği sürgün gizgisi, savrulup duruşu onda. Yüzünde çığlık çizgisi, gözleri isyan ezgisi, yüreği sürgün gizgisi, kaygılı duruşu onda. Sanatçı 20 yıl boyunca o zamana kadar göz ardı edilen göçebe hayat tarzını fotoğraflarla belgeler. Kaydetmeye çalıştığım düz dokuma yaygılar ve dokumacılık dışında arşivimde gündelik işlerini yapan çok sayıda kadın resmi vardır. Bunları çekmemin nedeni, kırsal kadınların yaşamına ilişkin hemen hemen hiçbir şey okumamış olmama karşın, giderek onların ailelerinin refahına ne çok katkıda bulunduklarını anlamam oldu. Boş sokaklarda yürür, sanırsın ki biri sürür. Kadınların gündelik yaşamlarını ve çalışmalarını fotoğraflarken, Powell bir kadın fotoğrafçı olarak ayrıcalıklı konumdadır. Göçebe kadınların hayatını rahatlıkla fotoğraflar. Kırsal kesimde yaşayan kadınların gündelik yaşamı beni zaman zaman kilimlerden daha çok ilgilendirdi. Aileleri için sabah gün ağırmadan işe koyulan kadınların çalışmaları gün batımına dek sürüyordu. Göçer kadınlarıyla birlikteyken onların sabah 4.30'da işe koyulduğunu, çadırlarını söküp topladıktan sonra develere yüklediklerini, 11.30'a dek yürüdükten sonra yükü indirip çadırlarını tekrar kurduklarını, öğle yemeğini hazırladıklarını, çocuklarını yıkadıklarını, tüm öğleden sonrayı da ailenin bir hafta boyunca yiyeceği yufka ekmeği açıp pişirmeyle geçirdiklerini gözledim. Göçer kadınlar tüm bu işleri müthiş bir zarafet ve beceriyle yapıyorlardı. Köy kadınlarının işleri de daha az değildi. Zira çadırın gereksinimleri kadar ailenin geçimini sağlayan tarlaların hasadı da aynı oranda enerji ve adanma gerektiriyordu. Fotoğrafları uluslararası birçok başarı kazanan Joseph Powell, 2007 yılında İstanbul'daki evinde vefat eder. Joseph'in gördüğü 21 Ekim'e kadar Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde. Metropol devam ediyor.